Selamun aleyküm. Bir gün 28-29 sene önce gözyaşıyla uğurladığınız akrabalarınızdan, kardeşlerinizden size selam getirdim. Değerli din kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, burada bugün bulunduğumuz topraklar kutsal topraklardır. Bu topraklarda bir devrin kapandığı, insan onurunun ayaklar altında alındığı devrin kapanıp, insan onuruna yakışır, özgürlüğün ve mutluluğun geldiği başka bir devir açtık. Bu devri beraber açtık. Burada benimle yaşıt olan insanlar var. Benden daha yaşlı insanlar da var. Değerli arkadaşlarım, sadece bir şeyler söyleyeceğim size. Bu meydanlarda çok sözler duydunuz, çok laflar duydunuz. Ama hiç kimse bu meydanlarda bize siz bizi yarı yolda bıraktınız diyemez. Hak ve özgürlükle hareketinin temeli olan Bulgaristan'da Türk Milli Kurtuluş Harekatı'nı kuranlar, ki bunun başı Ahmet Doğan'dır, bizi yalnız bıraktı bu mücadele diyemez. Kış ortasında da, yaz sıcağında da, ilkbaharda da hep birlikteydik. Bu yağmurlarda hep birlikte ıslandık. Değerli arkadaşlarımız, biz hiçbir vakit yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızı değiştirmedik. Bu sebeple de dün olduğu gibi bugün meydanlardayız, gönül gönüleyiz, birlikteyiz ve el eleyiz. Bu güzel vatanı inşa etmek için, yarınları daha mutlu etmek için, gençlerimize iyi bir gelecek vermek için birlikteyiz. Bizim bütün amacımız ve mücadelemiz bunun içindir. Ve Ramazan ayı yaklaşmaktadır kutsal. Cehennemin kapılarının kapandığı, cennetin kapılarının açıldığı en kutsal aydır. Arkadaşlar, mahşer günü boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hesap soracağı gündür. Onun için ben Allah'ın huzurunda, siz bu meydanlarda çok büyük yeminler duydunuz. Ben başka bir yemin edeceğim arkadaşlar. Herkes duysun bu yemini. Mahşer günü Cenab-ı Allah bana sorarsa yani, Ahmet Doğan'ı nasıl biliyordun diye, ya Rabbi diyeceğim. Gençliğinin en güzel yaş günlerini, yıllarını ölüm hücresinde yaşadı. Cehennemde, hapishanede geçirdi. Ve diyeceğim ki Ahmet Doğan Osman'da dün olduğu gibi bugün de bizim liderimizdi. Bulgaristan'a barışı getirdi. Bulgaristan'da barışı müdafaa etti. Bulgaristan'da barışı da korudu. Ben bunu diyeceğim arkadaşlar. Hepinize Allah'a ısmarladık. Bugünden daha gelen Ramazan ayınızı kutluyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah seneye tekrar burada görüşürüz. Allah'a ısmarladık.